Havuzlu baş odayı mutlaka görünüz. Gezi ve fotoğraf çekimi ücretsizdir. Ortasında bir havuz var. Genelde böyle hani ailenin toplandığı oda falan olduğu için. Evet. Hani odanın bir ucunda konuşan, diğer ucunda konuşan falan duymasın diye. Biraz öyle bir ondan yapılmış bir havuz yani. Dedikodu gıybet meşhurmuş o dönemlerde demek ki. Demek ki ince esprisi oymuş. Yani. Genelde %90'da evet. Var. Aynen öyle abi. Abi Safranbolu buranın en sakin, en güzel yerlerinden birisi gibi. Ben demir yolcu, yani mesleğimin ağırlığı makinist olarak, yani hem psikolojik yükü hem iş ağırlığı. O yüzden sıkıldığım zaman, zor olmak için buraya kaçarım. Bazen elime makineyi alırım, tüm sokaklarını gezer. Elimden gelince fotoğraflamaya çalışırım. Eyvallah. Huzur bulurum. Safranbolu da öyle bir yer zaten. Sakin, evet. Sessiz, huzurlu evet. Bir yer yani. Bugün Gönül Dağı'nda Çay Cuma'ya kadar Özkan abiye misafir olacağız. Onun hayat hikayesini dinleyeceğiz. Onun mesleğe başlangıç hikayesini dinleyeceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı işler. Evet efendim, yolculuğumuz başladı. En deneyimli, en eski makinistlerden Özkan abimizle birlikteyiz bugün. Onun makinesine konuk olduk. Onun tren şefliğini yapacağız. Değil mi abi? Evet. Artık burası tren şefinin oturduğu yer. Evet. Öğrendik. Abi ne zaman başladın mesleğe? Nasıl oldu bu işe girişin? Kaç yıllık demir yolcusun? Onunla başlayalım istersen. 29 yıllık demir yolcuyum. Mesleğe başlamam tamamen bir tesadüf eseri, öyle söyleyeyim. Aha. Bizim dönemimiz işte kurumların sınavları oluyordu. Askerden gelmişiz, işsiziz. Dediler Ankara'da sınav var, Sağlık Bakanlığı sınavı diye gittik. Demir yolları bize nasip oldu. Ha. Görev yerim Karadeniz Ereğli. Ereğli'de mi başladın? Karadeniz Ereğli'de başladım. Çok güzel 14 kilometrelik kısa bir hattı. Ama çok güzel bir hattı. Güzel denize, bir hattı. Denize paralel gidiyor. Hadi canım. Yani Karadeniz'in güzelliklerini tamamen yansıtan bir hattı. Vay çok iyiymiş. Güzel günlerimiz oldu orada. Son buharları biz elveda dedik. Eyvallah. Kaç yılında? En son ne zaman kullandın abi buharlıyı? 89-90 arası buharlarda çalıştık. Yaklaşık işte 91'e o aralarda buharlı makineler tamamen nostaljik oldu. Son gününü hatırlıyor musun abi? Buharlı makinedeki evet, son günü. Yani unutmam mümkün değil. Yani demir yolu olmadığı için yani deniz yoluyla makineler gönderilmişti. Hatta yabancı bir arkadaşım vardı. O buharlı makineleri yolcu ederken sanki adeta sevgilisinden ayrılıyormuş gibi ağlamıştı. Hadi ya. Evet. Bir hastalık. Yani aynen. Demir yolcular arasında ayrı bir hastalık değil mi o eski? Hatta Samsun'dan eski buharlı makinelerden bir tanesini, İngiliz yapımı sanırım 46 binliklerdi, aldı, İngiltere'ye götürdü. Orada uzun yıllar nostaljik tren yaptılar. Hadi ya. Sendeki izlenimin abi buharlı treni? İlk başladığım zaman ürkmüştüm. Eskiler yani gerçekten meşakkatle o trenleri güzel çalıştırmışlar. Yani bir serviste örneğin burayı düşün, 10 ton kömür elinden geçiyor. Bambaşka çok farklı bir ortamdı. Bir süre sonra da üzerinde akrobasi yapacak duruma geldik. Yani hareket haldeyken tenten derdik, arka tarafına çıkmak, kömür atmak. Bir oyun gibi olduydu bizim için. Biz
Bizim mesleğe başladığımızda tüm istasyonlarımız cıvıl cıvıldı, insanlar vardı. Şimdi bakıyoruz sadece binalar duruyor, o da artık insan yok. Yol ekipleri olurdu, çavuşlar olurdu, hareket memurları olurdu. Peki bu yeni makineleri de test etmiş biri olarak ne düşünüyorsun abi? Eskiden mi bu iş daha keyifliydi, şimdi mi? O dönemlerin şartlarıyla şu anki elimizdeki mevcut imkanlar kıyaslanamaz. Yani biz giderdik 2-3 gün yollarda kaldığımız olurdu. Şimdi biraz daha çalışma şartlarımız daha rahat. Daha rahatladı değil mi? Sadece biz demir yolcu değildik. Ailelerimiz de birer demir yolcuydu mecburen. Tabii. Yani saatlerimiz belli değil. Gidiş geliş, bir yola gidersin, sever tasların, işte yemeklerin yani. Demir yolu hiç aklımda olmayan bir iş koluydu. Evet. Başka ne düşünüyordun abi? Yani demir yoldan önce böyle bir girişimi falan oldu ya mu? Ya ben gazeteciliğe meraklıydım. Ha. Yani ufak tefek kendimize bir şeyler karalıyorduk. Ha, yazılar mazılar yazılar 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 falan yazıyordum. Yani yerel gazetelerde muhabirlik yapıyordum. Genelde düşünce yani o türlü bir şeydi. Ha, o da değişik bir iş aslında yani. Yani nasip işte dedim ya, kader bazen evet. insanı hiç ummadığı yerlere bırakıveriyor böyle. Apayrı bir kapı, apayrı bir şey, apayrı bir dünya görüş ediliyorsun. Eski makineler, bir de sen Buharlı'da çalışmışsın. Buharlı'dan eve döndüğün zaman muhtemelen o yani bayağı apayrı yani Buharlı. Bunun yorgunluğu da başka. Bunun yorgunluğu olur. Evet. Hele ki biz, ben o işe girdiğimde çalışkın değildim. Yani kazma, kürek işi yapmış bir insan değilim. 4-5 ton gazetecilik düşünen. Yani biraz entel takılan bir insan olarak. Biz güzel okuyalım, yazalım falan derken abi evet. bir anda kazma kürek yani, elinde ocakçı çok, olarak. Evet, yani işte insanoğlu her şartı ayak uydurabilir. Evet. Demir yollarının diğer ulaşım sektörlerine göre ayrı bir yeri var. Yani istasyonlar olsun, çok şairlerin ilham kaynağı olmuş. Hüzün var istasyonlarımızda. Yani insanlara kendini garip duygular hissettiren bir yapı, demir yolları. Eyvallah. Yani demir yolları inşallah hak ettiği yere gelir. Yani Türkiye'nin coğrafi konumuna işte bulunduğuna baktığın zaman gerçekten Türkiye genel olarak lojistik üssü olacak bir ülke. Ve hızlı taşımacılık, yani yük taşımacılığı. İşte bunu sağlarsak zannediyorum Türkiye apayrı bir geçim kaynağı da gelişinde bir olur. Şey atlamış oluyor zaten. Evet, bir basamak evet. çıkmış oluyor. O zaman da işte o kamyonları görünce hem yolda hem tehlike hem karayolda. Yani yükü demir yollarına aktardığınız zaman hem karayolları rahat edecek hem daha tasarruflu. Tabii canım. İşte tabii. Şuralarda 3000 ton yük taşıyoruz. Özkan abinin ayrı bir hobisi de var. Yani işten fırsat bulduğu zamanlarında, izin günlerinde filan kaç yıldır bilmiyorum. Kendisinden öğrenince fotoğraf çekiyor amatör olarak. Kaç senedir çekiyorsun abi? Yaklaşık son 6-7 yıldan beri. Aa, yani süper. Amatör fotoğrafçıyım. Demir yollar işte bulunduğumuz Safranbolu eski bir şehir. Safranbolu'yu fotoğraflıyorum. Kuşları severim, kuşları fotoğraflıyorum. Eyvallah, yani süper. Yani 3-4 şey üzerinde böyle boş bulduğum zaman hem kafamı dinliyorum, hem onlarla uğraşmak hoşuma gidiyor. Eyvallah. Fotoğraflarla uğraşmak bir an olarak.
Hoşuna da giderken de güzellik gördüğün zaman abi, fotoğraf makinesi olsa. Yani hakikaten. Yani bu hani insanların... objektifi nereye çevirsen evet. Şey yani hani dört evet. Mevsimde de sana şey evet. Çıkar yani. İşte göz gördüğün zaman işte insan bunları kalıcı yapmak istiyor. Fotoğrafa başlama sebebim bu. Şimdi epey bir arşivim var yani bölgede. Bayağı bir fotoğrafım var. Güzel abi, güzel, keyifli uğraş ya. Evet. Görüyorsunuz işte şuralar dört mevsim apayrı bir güzellik ve ummadığınız şeyler karşınıza çıkabiliyor. Çocuk var abi, değil mi? Üç tane çocuğum var, Allah Allah varsın. Kaç yaşlarındalar, ne iş yaparlar? 23-24 bir en büyüğü. Eyvallah. Devlet memuru şu an. Nerede İki tanesi İçişleri Bakanlığı'nda. Aa, çok iyi. İki tanesi okuyor. Hepsi değerli, hepsine emek verdik. Annesi de, biz de, çocuklarımız. Hani geleceğimiz, elimizden gelince iyi yetiştirmeye çalıştık. Ama en sevdiğim şey yani çocuklarımın üçüne de okuma alışkanlığını vermem. Öyle mi? Yani hepsi de mutlaka her ay kitap alırlar, okurlar. Süpersin abi. Yani o konular elimde de zaten harika. Kendi kitaplığım da vardı. Yani, ama tabii yani meslekte pek... Abi senin için de o gazetecilik evet. Duruyor abi. O anladım ben onu. Güzel abi, hepsini okutmuşsun ama biraz çileli olmuştur tabii, değil mi? Yok, çocukların sağ olsunlar yani emeklerini genelde hiçbiri boşa zayi etmedi, verdiğimiz emekleri. Tabii takip etmekte falan yani zamanımızdan ayırdık, koşturduk. Annesi de ben de peşinde çocukların. Anneler daha çok ilgilenir ama yani sen... Ben de ilgilendim. Yani mi? Ben kendimi hiç yani toplantılara giderken olsun çocukların. Kendimi çekmedim yani anneye bırakmadık. Biz beraber giderdik. Beraber fikir yürütürdük. Yani o şekilde zannediyorum yani faydasını gördük. Yani o emeğin karşılığını inşallah kendi memleketine de, insanlara da aktarırlar. İnşallah. Sadece ailesi olarak değil de çocuklarım. Zaten yetiştirirken en fazla dikkat ettiğim şey merhamet sahibi olması. Evet. Merhamet olduktan sonra zaten... Aynen abi, kesinlikle. De okuma alışkanlığı kazandırman evet. Da güzel abi. Yani onu mesela bir şey söylemene bile gerek yok, biliyor musun? Seni kitap okuyorken gördükleri zaman, kütüphanen olduğunu gördüğü zaman. Şu an üçü de o yönden iyi çocuklarımın. Yani öğrenci olmalarına rağmen oraya para ayırmaları. Süper bir şey abi. İstasyon binaları da yenilendi galiba. Çünkü eski şeyleri daha... değil mi bu? Evet. Daha böyle taş binalar falan. Evet, taş binalar da. Doğru. Onlar bir de Anadolu'da bütün o erken Cumhuriyet dönemi yapıları onlar. Küçüklü büyüklü hepsi de böyle birbirine birazcık da benzer. Taş binalar çok güzel binalardır abi. Eski istasyon binaları. Abi eski bak, eski tren, eski binalar, eski kalmadı abi. İşin eski tadı var mı bilmiyorum. Onu da Özkan abi söylesin de. Teknoloji bazen insanların samimiyetini de aldı. Televizyondu, telefondu, şeydi. Aynen abi. Biz dahi mecbur işte bazı cemiyetsel uğraşlarımız da olduğu için evet. Elimizi alıyoruz, muhabbeti kaybediyoruz. Onlara yani. Daha çok zaman ayırıyorsun. Evet, muhabbeti kaybediyorsun. Aynen abi, muhabbet. Çok güzel bir evet. Şey söyledin. Çok doğru bir cümle abi. Muhabbet kayboldu abi.
Muhabbet iki kelam edemiyor ya. Herkesin evet, elinde bir telefon. Herkese bir bak. Pıt 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 böyle. Hele gençler ayrıca diyorum. Yolda yürürken mesela. Yolda yürürken. Konuşmak yerine ben genelde yapıyorum. Bir şey yok da yani. Bazen bir bakıyorum abi o yol bitmiş. Bayağı yürümüşüm evet. Abi yolda yani. İşte karşıdan karşıya geçmişim. Bayağı yolu yürümüşüm falan. Eve gelmişim. Ben böyle bakıyorum abi. Bakıyoruz abi artık yani. Yapacak bir şey yok. Askerliğimi ben Samsun'da yaptım. 18 ayında orada geçti. Samsun Sıhhiye Okulu'ydu işte o zaman. Tabii Samsun çok şehit vermiş. Daha önce sadece sıhhiye eğitim veriyormuş. Bizim dönemimizde hem piyade eğitim vardı hem sıhhiye eğitim vardı işte. Allah hepsine gani ve rahmet eylesin abi. Ya bu memleketin evet şehit. Her karış toprağı öyle diyorum. Yani ben ecdadım da rahmet tanıyorum dedelerim. Aynen abi. Yani bu memlekete gerçekten çok emek vermişler. Topraklarımız yani olsun. Canlarıyla aynen, olsun. Şeyle aynen. Bir bedel ödenmiş. Hem de yüksek kesinlikle. Bir bedel ödenmiş. O yüzden de daha biraz kıymetini bilerek yaşamamız lazım. Evet. Bizim evet. Yani çok zorluklardan, çok güçlüklerden geçerek kurmuşuz cumhuriyetimizi. Ben genelde işte dedim bu şeyleri çocuklarıma aktarmaya çalıştım. Elden geldi. Yani bir milli şuur oluşması için. Aynen. Bir yerlerde noksan bırakılmış şeyler var demek ki. Yani hala neslimizde. Biraz daha biz ve bizden sonrakiler de hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Bu değeri iyi bilmek lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Şu memlekete verilen emeğin, bedelin. Aynen abi yani sırf bak o tüneller bile değil mi ne kadar el emeği, ne kadar şey yani bak bu kadar. Yani Karabük'ten Zonguldak o demir çelik fabrikasıyla kömürü birleştirmek için ne cefalar çekmişler abi. Ne yani, cefalar çekmişler. Parça parça yürümüyor. Bir parça yani işte şu kadar kopuyor mu? Küçük parça taş kopuyor. Devam. Evet. Artık böyle inşaattan beziyorlar. Herkes yoruluyor. Evet. Ya bir parça ekmek parçası kadar koparın yeter deniyor. Evet, öyle evet, devam ediyorlar öyle abi. Devam ediyor. Ve o işte şu an o tünellerden geçiyoruz ya. Vallahi. Evet. Hep üzerine bir şeyler koyarak gitmek gerekiyor. Onlar o kadar emek vermiş. Kesintiler şey oluyor yıl yıl hani evet. Dönem dönem oluyor ama hep evet. Üzerine bir şey koymamız lazım evet. Arkadaşlar. Gerçekten hani bunu bilerek bunun farkında olarak yaşarsak gerçekten cennet yani dünya cenneti bir memleketimiz var. Yani. Onun, hakikaten onu %100 söyle bu kadar yani neredeyse karış karış gezmiş biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani. İşte bu değere iyi sahip çıkmak gerekiyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hepimiz ya birbirimize yani saygılı evet, olacağız. Evet. Sevgili olacağız. Bu kadar basit abi. Yani birazcık sev, birazcık sev. Ya şurada işte. Kendi insanını, etrafındaki insanını, ülkeni. Bu kadar yani. Şu demir yolunda gidiyoruz. Emin olun yani fotoğraf arşivimde de var. Kulağında telefonla geçen mi dersin önümüzden? Ondan sonra deniyor ki tren işte şuna çarptı, buna çarptı. Abi, ya yani benim gidecek yolum yok. Sen bana gelip çarpıyorsun. Benim yolumu çiğniyorsun. Yani üzülüyorsun. Elbette üzülüyorsun. Yani bu şeylerin yüzünden mesleği bırakan arkadaşlarımı biliyorum. Bu karakter abi, bu huy ya. Ya bu kadar basit bir şey ya. Yani senin bu kanunla düzenlenecek, birilerini sana emredecek, birilerini sana yaptıracak bir şey değil kardeşim. Bu senin kendine yapacağın şey ya. Birazcık dikkat edeceksin, birazcık özen göstereceksin. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Ya bazen bakıyoruz işte ahi işletmelerde, ahi kültürü veya işte İstanbul'daki yabancıların bile imrendiği o esnafın birbirini kullanması, aynen. Yardımcı olması. Biz ne zaman bu hale geldik? O İngiliz arkadaş da onu diyeceğim. Evi paylaşmıştık. Beraber kaldı yanımda. Süre o zaman. Bekarım. Ramazan ayı ben oruçluyum. 15 gün yanımda bir bardak su içirtemedim. Yapma su. Ya. Emin olun. Ya bu bir saygıdır.
Çocuklar olunca bir değişti mi abi işe yaklaşımın? O konuda eşimin hakkını yiyemem. Yani üzerimden bayağı yük almıştır. Sorunsuz şekilde almıştır. Yani bu sorunsuz derken yani tabii. Aile huzurumuzu bozmadan onlar çocuklara da yansımıştır. Çocuklar istemeder miydi? Ya baba hiç göremiyoruz seni falan. İşte evet. Özel günler falan filan onlar tabii. Bazen işte özel günler evet. Onlar da ufak tefek sistemler oluyordu. Elimden geldiğince bulunmaya çalışıyordum ama bulunamadığımız zaman da oluyordu. Yandan dolmaya çalıştık. Olamadığımız zaman farklı şekillerde telafi ettik. Doğum günlerinde falan yanında olamadığınız oldu? Olamadığım oldu. Doğum günlerinde bazı yerlerde olamadığımız oldu. Ama en azından hazırlığını yapıp gittim. Ha. Yani öylece bırakmadım. Elimden düşen ne şey varsa onun için hazırladım, kutladım, kendim işe gittim. Efendim dedik ya özel günlerde böyle yani çok ailenin güzel. Yanında olunamıyor evet ama bugün de efendim biz programa başlamadan önce küçük bir haber aldık. O yüzden abi yapabildiğimiz kadar bir organizasyonla. Çok teşekkür ediyorum. Özkan abinin bugün doğum günü efendim. İşte her zaman çalıştığı zamanlar öyle işte boş zamanlara denk gelmiyor. Bazen de özel günlere denk geliyor. Onlardan biri de bugündü. O yüzden şöyle küçük bir pasta yaptık abi. Abi iyi ki doğdun. Nice çok yıllara, nice senelere. Eyvallah. Çok teşekkür ettim. Beni nice çok yıllara diyorum. Bir şey mumu alayım abi. İstiyorsan hemen direkt yiyebilirsin. Bir tane de ben şöyle. Beni çok memnun ettiniz. Zincirleriniz için abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağlığına çok teşekkür ediyoruz biz de. Her şey için. Hep birlikte inşallah. Çalışır. Hani bizim evet. Klasik aileler dediğim gibi özellikle. İşte annenin çalıştığı aileler de vardır ama genelde hani baba işledir, anne de çocuklarla ilgilenir falan. Bir yerden sonra babaların işi de böyle hayatının bir parçası gibi olur ama evet. Hani bir girersin bir anda bir bakmışsın 25-30 sene oluvermiş yani. Evet. Böyle göz açıp kapıyı yani, sana nasıl geliyor mesela ilk işe başladığın zaman? Valla ilk günü düşünüyorum. Yani 12 Ocak'tı 89'un ilk Demir Olan'a başlangıç yaptığım gün. Bir kış günüydü ama güneşli bir gündü. Farklı bir çevre, farklı bir meslek. Hala şu kumandaya geçtiğimde kendimi ilk günkü gibi acemi gibi hissediyorum. O heyecan duyuyorum. İlk günü şeyi kaybolmuyor değil mi? Kaybolmuyor abi? Yok. Eskişehir'de hocalarımız öyle der. Sizin kazandığınız her kuruş helaldir. Öyle mi? Eğitimde öyle söylüyorlar evet. Çünkü gerçekten dışarıdan bizim mesleğimizi bilmeyen oturdu gidiyor zanneder. Ama hiç öyle değil. Yani. Karayolundaki şeyden çok daha zor. Meşakkatı yüksek. Daha dikkatli olmak zorundasın. Aksilikler olmadığı zaman makinesi güzel ama aksilikler olduysa. Aynen. Yani o gün üzerinizden bir tır geçmiş gibi oluyorsunuz. Mesleğimi seviyorum. Yani yeni görmeyi seviyorum. Yani bir yere şimdi büro gibi bir yerde çalışsam herhalde yapamam. Öyle düşünüyorum. Ücretsiz doğayı geziyorsun, görüyorsun. Biraz tabii eziyetleri oluyor. Yani makinistik sadece burada kullanmak değil. Yani yolda yaşadığınız türlü olaylar oluyor. Yani işte iki kişisin makinede gidiyorsun. 3000 ton yük götürüyorsun. Vagonlar ayrılıyor. Yollarda kalıyorsun. Yani
sadece şey değil, işte hava şartlarına karşı da mücadele veriyorsun. Bütün bu şeylere rağmen abi 3 tane çocuk büyütmüşsün. Evet. Evet. O böyle sonrasında nasıl bir his veriyor yani? Vallahi baktığım zaman çocuklarımla ne yalan söyleyeyim, gurur duyuyorum. Yani çünkü niye belli bir birikim aktarmışız, onlar karşılığını vermiş. Yani görevimi yaptığımı düşünüyorum bu konuda. Hem topluma, hem çocuklarıma, hem kendime karşı. Yani onun huzuru var orada. Çocuklar bindi mi şeye, trene? Elbette. Ay, makineye geldiler mi? Makineye geldiler. Hepsi de geldi. Öyle gerçekten mi? Sevdiler mi? Sevdiler. Yani tabi burada gitmek önde daha farklı bir duygu. Evet, evet, arkaya evet, göre yolcu olarak gitmekten. Zonguldak Karabük arası olsun. İşte hızlı trenlerimiz girdi devreye. Çocuklarımı da aldım, Konya'ya götürdüm. Bir Eskişehir'e getiremedim. Denk düşmedi, gidelim gidelim dedik. Hızlı tren tabii abi şimdi daha da bir konforlu yani. Daha evet, da bir rahatlattı bütün evet, yolları, evet, yolculuğu. Çok daha evvelden yapılması gereken şeyler evet, abi. Geç evet, bile kaldı yani. İnsanımız her şeye layık. Tabii tabii, aynen. Emeklilik normalde doldu. Doldu. Ne zaman düşünüyorsun? Var mı? Vallahi şu an için bir karar vermedim. Yani çalışıyorum. Bildiğim işi yapıyorum. Bakıyorum dışarı. Emekliler hala farklı işlerde çalışıyor. Ve biz de yoğun alışmışız. Herhangi bir boşluğa düşmemek için. Yani burada demir yolculuk yanında işte sendikal, cemiyetsel faaliyetlerim de var. O yüzden şu an için biraz emekliyi düşünmüyorum ama şartlar ne getirir? Şu an için bir program yapmadık yani ailecek, böyle söyleyeyim. Çalışıyoruz bakalım, sağlığımız el verdiyor işte. Makinistlik biliyorsunuz A1'den görev alıyor. Yani sağlık durumunun yerinde olması gerekiyor. Biz de sağlık durumumuzun el verdiği sürece şu an için emeklilik düşünmüyorum. Yani birden kendini şeye çekmek, sudan çıkmış balığa dönmek gibi yani düşündüğüm zaman. O yüzden şu an için pek hesap yapmıyorum, öyle söyleyeyim. Eyvallah. Efendim, yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Çay Cuma'ya yaklaşmak üzereyiz. Çay Cuma'da ineceğiz. Özkan abiyle vedalaşacağız. Çok teşekkür ederiz abi. Ben çok sağ olasın. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Muhabbet için ve bizi buraya kadar getirdiğin için çok teşekkür ederiz. İnşallah pek zahmet vermemişizdir. Yok, hayır, estağfurullah. Keyifliydi seninle bu yolculuğu paylaşmak. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın.